Evet değerli dostlar şimdi Kütahya Şeker'e bir bakacağız. Kütahya Şeker'in oranları 3 aşağı 5 yukarı güzel geldiğini gösterdi bize. Hemen şöyle bir bakalım açalım bilançosu nasıl gelmiş? Normal eder fiyatı neymiş? Nasılmış? Ona bir bakacağız. Yol haritası var mı yok mu? Hep beraber izleyip göreceğiz. Evet. Şimdi e, yıllık bazda çeyreksel Yalık yıllık bazda satışlarına baktığımızda yüzde 109 seviyesini artırmış brüt karı yüzde 402 seviyesini artmış esas faaliyet karı yüzde 624 seviyesini artmış Favok yüzde 418 seviyesinde artmış net dönem karı yüzde 356 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Çeyreksel bazda dönem varlıklarını 104 seviyesinde artırmış duran varlıklarını yüzde 116 seviyesinde artırmış net borcu yüzde 53 seviyesinde artmış Öz kaynakları 82 seviyesinde artmış nakit ve nakit benzerlikleri ise %46 seviyesine artırdığını görebiliyoruz. Size daha önceki videolarda söylediğim gibi buradaki FK ortalaması ile FK'daki FK'nın arasındaki e, ilişkiye mutlaka bakın. Özellikle yani böyle çeyreksel satış tarihi zirvesinde, çeyreksel favok tarihi zirvesinde, çeyreksel netkar tarihi zirvesinde gelmişse buradaki FK'da e, FK ortalamasından uzaklaşmışsa yani baya bir düşmüşse o şirketi iyi bir şekilde yani analiz edin arkadaşlar yani takibi alın diye bir cümle söylemiştik daha önce. Şimdi FK baktığımızda 5,44 FK ortalaması 8,02 imiş ya buradaki makas neredeyse yarıya kadar inmiş %80 seviyesinde inmiş olduğunu görebiliyoruz. Prospektif FK'mız 2,72. FD Favok'umuz 10,79. Piyasa deri bile defter deri 1,72. Net borç Favok'umuzda ekside olduğunu görebiliyoruz. Burada da net borç Favok'umuzun net nakit pozisyonda olduğunu görebiliyoruz şirketi. Çeyreksel satışlarına baktığımızda tarihi zirvesinde. Çeyreksel Favok'a baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde. Çeyreksel Netkar'a baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde ve tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Brüt Kar Marjı'nda. Baya bir düşme meydana gelmiş. Net kar marjında bir önceki çeyreğin altında gelmiş. Favok marjında da sert bir düşüş meydana geldiğini burada görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda da ta yani bir önceki çeyreğin üstünde geldiğini burada sistem bize gösteriyor. Bilanço muhteviyatına baktığımızda yabancı para pozisyonu 92 milyon seviyesinde bir döviz pozisyonu varmış. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 325 milyon yatırım faaliyetlerinden gelirler varmış. Allah Allah işte bu kar oradan geliyor. Ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda 72 milyon ertelenmiş vergi gideri varmış şirketin. E, yabancı para çevrim farkından 108 milyon seviyesinde bir buradan bir kar gelmiş. Sürdürülen faaliyetler vergi geliri giderine baktığımızda da 106 milyon seviyesinde vergi gideri söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki en iyi şeylerden bir tanesi grafiklerle büyüme oranlarıdır. Hemen şuraya bir bakalım esas faaliyet karına 61 milyon seviyesinde yani 18 milyon 33 milyon 61 milyona çıkarmış. Bu güzeldir. Çeyreksel satışlarına baktığımızda 280 milyon bir çeyreksel satış elde etmiş. Ee, yani bu şirket bu, bu bilançoda iyi bir bilanço getirdiği gibi duruyor. Ama sürdürülebilir mi bilmiyorum. Yani 13 milyon seviyesinde bir yatırım harcaması söz konusudur. Şirketin tabii o şeker fiyatlarının çok yükselmesiyle 3 kat 4 kat 5 kat yükselmesiyle e, bu şirketin de bu şekilde bir bilanço göndermesi gayet normal diye karşılıyor ama çok küçük bir şirket. Yatırım harcaması bile yok. Tabi daha önce bir yatırım yapmış mı yapmamış mı onunla ilgili kap haberi atmış mı nasıl bir e, yatırım süreci vardır onu bilmiyoruz. Şimdi onlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda e, güçlü büyümeyi burada görebiliyoruz yatırımlarını. 3 kat yıllık bazda artırırken çeyreksel bazda da 7 e, kat ya pardon %75 seviyesinde arttırdığını buradan görebiliyoruz. Karlılık oranlarına baktığımızda yıllık bazda güçlü karlılığı görürken çeyreksel bazda normal karlılık yani brüt kar marjı, net kar marjı, fabok marjında bir daralma meydana geldiğini buradan görebiliyoruz. Evet. Hemen bir nakite bakalım. 485 milyon seviyesinden yani bir dönem karı açıklamış ama 485 milyon, 465 milyonun 17 milyonu nakit öğretmiş yani burada. O yüzden düşük kalmış ama daha önce zaten eksilerdeymiş. E, yavaş yavaş artıya geçmiş. E, bir zahmet artıya geçsin. Hemen iskonto hesaplama yöntemine göre bir bakalım. E, yıl sonu beklenen hedef fiyat 113 TL'ymiş. Yatırımlara göre iskontosu 148 TL'miş. Yani iskonto oranı %170'miş. Tabii bunlar ne zaman gerçekleşir, nasıl gerçekleşir onu bilemiyoruz ama hala iskontolu olduğunu görebiliyoruz. Yani 46 milyon sermayesi olup da 465 milyon seviyesinde yıllıklandırılmış net karı olan bir şirketin 50'li rakamlarda durması tabii bu sürdürülebilir ise yani piyasa bunu kabul eder ise piyasa dese ki abicim yani burada evet bu kar var 465 milyon kar var ama 2023 yıl sonu beklenen tahmini net karda 930 milyon olacak zaten olursa kusura bakma kimse bu şirketi tutamaz ama sürdürülebilir mi bilmiyorum. Evet tabi bunların da cevabını vermek gerekiyor. Yani bunlar bu tarz soruların da cevabını vermek gerekiyor. Sürdürülebilir mi? Tamam kar etmişsin ama bir sonraki çeyreklerde bu karlılık devam edecek mi? E zaten ederse de buradaki fiyatı burada duramazsın. Tutamazsın yani. Ama 3 e, aşağı 5 yukarı ederinin çok altında olduğunu buradan görebiliyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.